Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz matematiksel ifadelerde eşitlik. Hazırsanız konumuza öğrenmeye başlayalım. Konumuza geçmeden önce bilmeniz gereken bazı işlemler var. Bunlar neler? 4 işlem olarak öğrendiğimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölmede verilmeyen terimleri bulma. Bunları tekrar etmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bunlarda verilmeyenleri nasıl bulduğumuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız eşitlik konusunu üzgünüm ama yapamayacaksınız. O yüzden hadi gelin şimdi birlikte hatırlayalım. Verilmeyen toplananı bulmak için çıkarma yapılır. Bakın 38 ile bir sayıyı toplamış 52 bulmuş. Verilmeyen bir toplananımız var. O zaman çıkarma işlemi yaparak bu verilmeyeni bulmamız gerekir. 38'i 52'den çıkaralım. 2'den 8 çıkmaz. 12, 4 dedim. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Demek ki verilmeyen toplananımız 14. Peki çıkarma işlemine bakalım. Verilmeyen terimleri nasıl buluyoruz? Verilmeyen eksileni bulmak için toplama yapılır. En başta bir eksilenimiz var. Çıkarma işlemindeki en büyük sayı ise eksilendi. Eksilenden 27'yi çıkarmışız ve 46 bulmuşuz. Hangi sayıdan 27'yi çıkardığımız zaman 46 bulunur? Toplama işlemi yaparak bulabiliriz. 27'yi toplayalım. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 4 2 daha 6. 1 daha 7. Demek ki eksilenimiz 73. Peki verilmeyen çıkanı bulmak için ne yapıyoruz? Verilmeyen çıkanı bulmak içinse çıkarma yapıyoruz. Çıkan çıkarma aklınızda ipucu olarak kalabilir. 34'ten bir sayı çıkarılmış ve 21 bulunmuş. Bakın sayını oldu, küçüldü. Demek ki çıkartmam gerekiyor. 34'ten 21'i çıkarıyorum. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Çıkanımız 13 oldu. Gelelim çarpma işlemindeki verilmeyeni bulmaya. Verilmeyen çarpanı bulurken bölme yapılır. Çarpma ve bölme birbirinin tam tersi. O yüzden çarpmada verilmeyeni bulmak için bölme işlemi yaparız gibi aklınızda kalabilir. 12 ile bir sayı çarpılmış 48 bulunmuş. 48'i 12'ye bölerek bulabilirim. 48 bölü 12. 4'ün içinde 12 yok. 48'in içinde 12. 4 defa vardır. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Çıkardık 0 0. Verilmeyen çarpanımız 4. Peki bölme işlemindeki verilmeyen bölüneni bulmak için ne yaparım? Çarpma yaparım. Verilmeyen bölüneni bulmak için çarpma işlemi yapılır. Bunu şuradan da aklınıza gelebilir. Bakın şöyleydi. Verilmeyen bölünen 9, 24. Kalanımız yan yana da gözükmüyorsa 0. 9 çarpı 24 yapıp 0'ı ekleyip buluyorduk. O yüzden 24 ile 9'u çarpıp verilmeyen bölüneni bulabiliriz. 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 9 kere 2 18. 3 daha 21. 216 bizim verilmeyen bölünenimiz. Verilmeyenleri nasıl bulacağımızı Hatırladığımıza göre konumuza başlayabiliriz. Eşitlik dediğimiz zaman benim aklıma ilk olarak terazi geliyor. Terazinin dengede durabilmesi için yani eşit olabilmesi için sağ ve sol tarafının eşit yani aynı sayılardan oluşması gerekiyor. Peki aynı sayılarda değilse ne yapacağız? İşte bu teraziyi dengede sağlamaya çalışacağız, eşitlemeye sağlamaya çalışacağız. Verilen işlemlerde terazinin bir tarafına koyulacak olanlar verilmemiş. Eşit olması için hangi sayıların gelmesi gerektiğini bulalım. İşlemleri yaparken eşitliğin sağ ve sol tarafını inceliyorum. Bakalım sol tarafta iki sayı var. Sağ tarafta ise bir tane verilmeyen var. O yüzden benim ilk başta ikisi de verilmiş olan işlemi yapmam gerekir. 15 çarpı 5 çarpalım. 15, 5. 5 kere 5 25 25'in 5'i elde var 2 5 kere 1 5 2 daha 7 75 buldum şurası 75 75 bizim cevabımız kalp ile 29 toplanmış ve 75 bulunmuş bakın verilmeyen toplanan kalp ile 29 toplandı 75 bulundu biz verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk çıkarma işlemi yaparak bunu şöyle de gösterebiliriz. Eşitlikte cevabın ne tarafta olduğu önemli değildir. Kalple 29 toplanmış. Cevap kaç bulunmuş? 75. Çıkarma işlemi yaparak bulabiliriz. 75 29 çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz. 15 6. 15'ten 9 çıktı 6. 6'dan 2 çıktı 4. Demek ki kalbimiz 46'dır. Gelelim ikinci örneğimize. Güneş bölü 4 eşittir 80 eksi 32. İşlemi yapabileceğim şu kısım var. O yüzden şu kısmı hemen yapalım. 80, 32'yi çıkarıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. 10, 7. 10'dan 2 çıktı. 8. 7'den 3 çıktı. 4. Demek ki güneş bölü 4, 48'miş. Güneş, şöyle güneş yapalım. Bölü 4, 48. Bu bizim verilmeyen bölüneni bulmamız. Verilmeyen bölüneni bulmak içinse ne yapıyordum? Bölen ile bölümü çarpıyordum. Hemen çarpalım. 48, 4. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 4, 16. 3 daha 19. Demek ki Güneş 192'dir. 72 bölü 2 eşittir. 12 çarpı yıldız. Her iki tarafında eşit olmasını istiyorum. Ancak şurayı bulabiliyorum şu anda. 72 bölü 2. Bakalım kaçmış. 72 bölü 2 dedim. 7'nin içindeki 3 defa. 3 kere 2, 6, 1, 2 aşağıya indi. 12'nin içindeki 6 defa. 6 kere 2, 12 çıkardım. 0, 0. Şurası 36. 36 eşittir. 12 çarpı yıldız. Eşitliğin cevabı ters de olabilir. Bakın şunun aynısı. 12 çarpı yıldız. Diğer tarafa alalım. Alışık olduğumuz şekilde. 36. 12 çarpı yıldız eşittir 36. Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için bölme işlemi yaparım. 36 bölü 12. 3'ün içinde 12 yok. 36'ın içinde 12. 3 defa vardır. 3 kere 2. 6. 3 kere 1. 3. Demek ki yıldızımız bizim 3'müş. Ve son örneğimize bakalım. 18 artı 7 eşittir nokta 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 eksi 14. Yapabileceğim işlem şurası. 18 artı 7 25'tir. 25 eşittir nokta 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 eksi 14. Cevabın yani eşitliğin başta olması fark etmez. Ben bunu şöyle yazabilirim. Nokta 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 eksi 14. Şurayı diğer tarafa alabilirim. Eşittir 25 diyebilirim. Verilmeyen eksileni bulma. Eksileni bulmak için çıkan ile kalanı topluyordum. Yani 25 ile 14'ü topladığım zaman şuradaki eksilene ulaşacağım. Toplayalım hemen. 25 14 5 4 daha 9 2 1 daha 3 eksilenimiz 39 olmuş oldu. Gelelim eşitliği sağlamaya. İşlemleri incelediğimiz zaman eşitliğin sağ ve sol tarafının birbirinden farklı olduğunu görürüz. Yani terazimiz dengede değildir. Terazimizi yani eşitliği dengeye getirmek için hangi işlemleri yapmamız gerektiğini sorular bize sorabilir. Bu etkinliğimizde buna bakacağız. Hemen sağ ve sol tarafı inceleyelim. 12 artı 8 bakın 12 artı 8 20'dir. 5 çarpı 5 25'tir. E, 20-25'e eşit değildir. Peki eşit olması için ne yapabilirim? 20'nin 25'e eşit olması için bu tarafı ben 25 yapabilirim. Buraya ben 25 yapmam için toplananlardan birini 5 arttırmam lazım. Örneğin 8'i 5 arttırırım, 13 olur. 12 artı 13, 25 yapar. O zaman şöyle yazabiliriz: 8 13 yapılmalıdır. Bu birinci eşitliği sağlamamız için yöntem olabilir. Peki diğer tarafta ne yapabilirim? 5 çarpı 5 25'ti. 20 olması için bu taraftan bir tanesini 4 yaparsam 5 çarpı 4 20 olur. Ve eşitlik yine sağlanır. 20 eşittir 20 olur. 5 4 yapılabilir. Evet o zaman onu da yazalım. 5 4 yapılmalı dedim. Bu ikisini yaparsam ya da 12'yi de 5 arttırabilirim örneğin. Bu işlemleri yaptığım zaman sağ ve sol tarafım eşit olacaktır. Gelelim ikinci örneğimize. 80 bölü 2 eşit değildir. 70 eksi 24. Önce şuraya bakalım. 80 bölü 2 40'tır. 70 eksi 24 ise 46'dır. Bir taraf 40, bir taraf 46. Bir taraf diğer taraftan 6 eksik. Buranın 40 olması için 70'i 4 azaltabilirim. 70'i 6 azaltabilirim. Ya da 24'ü 6 arttırabilirim. Eğer burasının 40 olması için 24'ü 6 arttırırsam 30 olur. 70 eksi 30 40 olacaktır. Bunu yazalım. Tek bir tane yeter. Şöyle diyelim. 24 30 yapılmalıdır. 24 30 olursa 70 eksi 30 40 80 bölü 2 40 eşitlik sağlanmış olur. Hemen diğer örneğimize geçiyorum. 18 çarpı 3 eşit değildir. 36 eksi 10'dur. Önce şöyle bulalım bakalım. İki taraf kaçmış. 18 çarpı 3 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1 3 2 daha 5. 54. 54 Eşit değildir. 36 eksi 10 kaç yapar? 36 eksi 10. 26. Şimdi bakalım her iki tarafın eşitliğini nasıl sağlayabilirim? Ya 54'ü e 26'ya benzeteceğim ya da 26'yı 54'e benzeteceğim. Çarpma işleminde benzetmek daha zordur. Çünkü çarpma işleminin kat şeklinde ilerlediği için zorlanırız. O yüzden çıkarmaya ya da toplamada değişiklik yapmak daha kolaydır. 26, 54. Aralarındaki fark kaç diye bulayım ben ilk önce buna. 54'ten 26'yı çıkardım. 8, 4 kalmıştı. 2, 28 fark var aralarında. Ben 36'yı 28 büyütürsem 26 da 28 büyük çıkacaktır. 54 olacak ve eşitliğim sağlanmış olacaktır. O zaman 36'yı 28 arttıralım. 36 28 artsın. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 3 2 daha 5. Bir de elde 64. Şimdi bakalım şurasının 64 olduğuna. 64 eksi 10 kaç oldu? 54. 54 olmuş oldu ve eşitlik sağlanmış oldu. Şöyle yazalım. 36, 64 yapılmalıdır. Ve son örneğimize bakalım. 52 eksi 17 eşit değildir. 8 çarpı 5. Önce şuraları bulalım. Şurayı hemen yazalım. Bakın 48 kere 5 eşit değildir. 52 eksi 17. 52 17 çıkaralım. 12 4 5 3. Kaç yaptı? 35. 35 eşit değildir. 40 olmuş oldu. Ya 35'i e 40'a benzeteceğim ya da 40'ı 35'e benzeteceğim. Hangisini yapalım? İkisini de yapabiliriz burada. Çünkü 5'in katıdır 35. 8'e 7 yaptığım zaman 7 çarpı 5 35 olur. İlk olarak bunu yazalım. 8, 7 yapılmalıdır. Peki 35'i 40 yapmak istersek eksileni 5 arttırmamız lazım ya da çıkanı 5 azaltmamız lazım. Eksileni 5 arttıralım. 5 arttırdığımız zaman burası 57 olur. 57'den 17 çıktığı zaman bakın 7'den 7 çıktı 0. 5'ten 1 çıktı 4. 40 olmuş olacaktır ve eşitlik sağlanacak. O zaman onu da yazalım. 52 57 yapılmalıdır. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde önce 4 işlemde verilmeyenleri nasıl bulacağımızı hatırladık tekrar ettik. Ardından ise eşitlikte eşitliği sağlamak için boş bırakılan yerlere hangi sayıların yazılacağını nasıl bulacağımızı öğrenmiş olduk. Ve son olarak eşitliği sağlama ile ilgili etkinlikler çözdük. Bu konu ile ilgili daha fazla etkinlik çözmek isterseniz Setenay Öğretmen Instagram hesabından pdf linkini paylaşacağım. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.